Peki Mesut Akgöy'den ulusal muhafızlar olabilir mi Göksu'nun karşılaşmış olduğu güvenlik güçleri? Ben ulusal muhafızları Pakistan sınırında gördüm. 1.90 üzerinde adamlar. Ben Göksu Hanım'a hak veriyorum. Gerçi o da asker kızı ama onlardan korkmaz yani. Hocam. Hocam, vallahi dilini çok bilmediğim Hindistan'da yani bugün gördüm ben ki farklı kültürleri görmeyi çok merak ederim ve severim. O yüzden bugün de çok ısrar ettim. O ara sokaklara da girmek istedim. Genelde hep yurt dışına çıktığımda da ara sokaklara bir götürün beni derim. Çünkü oradaki yaşantıdır bence Ya biraz daha oralı kültürü insanlar nasıl yaşıyor, anlatan. ne yiyor, ne Evet. içiyor onu görmek, tatmak, Evet, bunu. yaşamak bence de çok önemli gerçekten. Haklısın da yani şimdi Hindistan'a gitmişken görmek Gazeteci ister hocam insan. yani bizim gibi Efendim? hoca değil gazeteci yani. Evet yani aynen bir gazeteci gözüyle gözlemlemek istiyorsun. Bu arada sorularınız varsa da Göksu'ya sorabilirsiniz. Evet. Göksu konuklarımızın da sorusu olursa soracaklar sana Ben bir ama şey şunu da sorabilir sorayım. miyim? Şimdi Cumhurbaşkanı Evet. Erdoğan da zirve öncesi Hindistan Başbakanı Modi tarafından işte kapıda karşılandı. Şimdi ikili Çok sıcak bir görüşmeler de şekilde yaptı. karşılandı. Efendim? Çok sıcak karşıladı hatta Modi Cumhurbaşkanı Şimdi Erdoğan. hem onu biraz anlatırsın hem de ikili görüşmelerine Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'la başladı. Sonra Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Dünya Bankası Başkanı Banga, işte Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon, Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Japonya Başbakanı Fumio gibi liderlerle de bir araya geldi. O liderlere ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Neler konuşuldu? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında zirveye katılmadan önce de zirveye katıldıktan sonra da en önemli vurgusu gıda krizi ve aynı zamanda İslamofobi ile ilgili vurguda bulundu. Artan İslam düşmanlığının endişe verici olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belki de Hindistan bunun için en doğru adres çünkü burada da yaşanan sıkıntılar ve bu anlamdaki bazı bölgelerde tabii burada farklı inançların, farklı kültürlerin olduğu bir ülkeden bu mesajı vermesini ben oldukça kıymetli buluyorum. Biz bugün gittiğimizde de çünkü adım başı her yerde tapınak var ve her tapınakta farklı kültürler ve farklı dinler var. Dolayısıyla inanç özgürlüğü vurgusu bence Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamda önemliydi. Hem zirve açısından hem de liderlerle birlikte yapılan o küresel konulardaki konular, başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biriydi ki yarın kendisine de gazeteciler olarak soracağımız sorular arasında da bu var aslında. Peki, İsmet Bey galiba siz soru sormak istemişsiniz sevgili Göksu'ya. Buyurunuz alayım ben Evet. sorunuzu. Ya iki şey tabii Göksu şanslı. Hintlilerin bir boya bayramı var. Eğer o boya bayramına rastlamış olsaydı tanıdık tanımadık hiç fark etmez tepesinden boyalı suyu dökerlerdi. Yani kimsenin de kızmaya hakkı yok. Orada bir gelenek bu. Ben bir soru sorabilir miyim? İsmet Bey Şimdi sorsun sonra iki sizinkini şey alayım. sormak istiyorum. Boya Birincisi, bayramı. arkadaşlar Ankara'nın sesini yükleyebilir miyiz? Birincisi Az duyuyoruz biz. şu. Buyurun İsmet Bey siz sorun. Birincisi şu, şimdi bir BRICS zirvesinin hemen arkasından G20 toplanıyor. İki büyük devlet başkanları yok. Yani Çin ve Rusya'nın. Daha önce bu G20'lere katılmış olanlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Yani biraz eski G20'lere göre zayıflanmış analizi yapılabilir mi? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi, bu sonuç bildirgesi diye açıklanan metinlerde biraz farklı maddeler var. Mesela Ukrayna konusunda farklı görüşler ve değerlendirmeler mevcut deniyor. Yani burada farklı şeylere dikkat çekiliyor. Ukrayna konusunda BM kararları dikkate alınsın diyor. Şimdi mesela BM kararları içerisinde Minsk Anlaşması da BM onaylı bir anlaşma. Bunlar var mı? Hiç konuşuluyor mu acaba orada? Şimdi aslında bunları birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız ama Göksu'nun konuyla alakalı izlenimlerini Şu şimdi kısmı, alalım. İlerleyen evet, saatlerde şu kısmı detaylandırırız. eski G20'lerle biz gazeteciler olarak İsmet Bey, belki siz de buna tanıklık etmişsinizdir. Aslında bugün takip ettiğimiz kadarıyla siz de aynı şekilde şöyle tanımlayalım. Rusya ve Çin'in katılmaması
daha ziyade şimdi alt seviyede bir katılım gerçekleşti. Eğer katılsaydılar liderler, birbirleriyle tokalaşmasaydılar, es geçseydiler, kötü bir bakış yakalasaydık biz gazeteciler, o zaman gerçekten skandallı bir G20 olabilirdi. Evet, biraz daha sakin ama ortak bildiriye geçtiğimiz yıl imza atılmadı. Ortak bildiriden bir sonuç çıkmadı. Çünkü Ukrayna için, Ukrayna ve Rusya için yapılan açıklamalar, Rusya'nın bu konudaki baskınlığı biraz daha tartışmalıydı. G20 ülkelerini ikiye bölmüştü. Ama bu seneki daha farklı. Nükleer konusunda ortak bir bildiri çıktı. Gıda krizi konusunda ortak bir bildiri çıktı. Daha uzlaşılmış bir G20 evet gördük. Ama katılmamaları daha sönük geçti veya daha krizliydi. İşte katılmamalarını mesela kriz olarak değerlendirmek mi gerekiyor ya da gerekmiyor mu? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Çünkü Rusya Devlet Başkanı katılmadı. Fakat Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov katıldı. Yani alt düzeyde bir katılım oldu. Tam anlamıyla da bir geri çevirme olmuş mudur? Bunu ben size soruyorum. Peki ben de birazdan soracağım Göksu, hiç merak etme. Ben de soru sormak tabii istiyorum. Buyurun Mesut Hakkı Hocam, sizin de sorunuz alalım. Efendim orada olayları canlı olarak izlediniz. Görüldüğü kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Meksika'la beraber yapılan bir grup var. Oradaki yaptığı konuşmada Türkiye kapsayıcı, hesap verilebilir, şeffaf ve demokratik bir uluslararası dünya düzeni ve örgüt istedi. Yani bugünkü örgütlerin bir şekilde sisteme cevap veremedi, yetersiz kaldığından Sayın Cumhurbaşkanı söz etti. Nitekim en yetkili şahıs Sayın Hizmet Bey'in dediği gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dedi ki Sayın Antonio Guterres, şimdi toplantının ana başlığı tek dünya, aile ve tek gelecek. Fakat en yetkili komiser, yani BM Genel Sekreteri diyor ki evet, gerçekten bir küresel aile isek işlevsiz bir aile. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğini sanki Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri doğruluyor mu? Birinci sorun bu. İkinci soru da şimdi prestij ve diplomasi açısından ev sahibi olarak Hindistan Başbakanı'nın Türkiye'yi karşılaması ve Türkiye'nin son karar, nihai kararda Türkiye'ye ve Birleşmiş Milletler'e teşekkür edilmesi, acaba bu genel toplantının atmosferine nasıl etki etti? Teşekkür ediyorum efendim. Evet, şimdi toplantının en önemli gündem maddesini biz küresel ekonomik kriz olarak başlatıldı. Fakat tabii sürdürülebilir gıda yolu, hatta bu anlamda şunu da söyleyelim. Bugün modern baharat yolu, bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suudi Arabistan'ın, Avrupa Birliği'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Hindistan'ın Avrupa'ya Orta Doğu aracılığıyla ticaret faaliyetlerini kolaylaştıracak modern bir baharat yolu planlarını açıklandığı bir toplantı da, bir oturum da gerçekleşti. Bu şimdi şu anlama geliyor. Demek ki gıda krizi, biz son dönemde şu başlığı sadece biz konuşuyoruz zannediyorduk. Buradan CNN Türk izleyicilerine de bunu da açıklamış ve altında çizmiş olalım. Gıdadaki enflasyon, hayır bunu Avrupa da konuşuyor. Hayır bunu Amerika Birleşik Devletleri de konuşuyor. Görüyoruz ki burası da konuşuyor. İthalat, ihracat toplu bir yol ağ. Bu anlamda işte modern baharat yolu çerçevesinde ne olmalı? O zaman limanlara ihtiyaç var, ortak kurulacak. O zaman demir yollarına ihtiyaç var, ortak kurulacak. Dolayısıyla Türkiye işte bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli altını çizdiği, Türkiye'nin sürekli altını çizdiği o tahıl koridoru. Şimdi sadece gıdaya ihtiyaç duyan Afrika ülkeleri ya da ihtiyaç sahibi ülkeler mi var aşağıda, Orta Doğu'da veya farklı ülkede? Yarın öbür gün bunu Avrupa yaşamayacak mı bu krize? Pilav hiçbirinin sadece onlara mı ihtiyacı gibi. Bu başlıklar olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında tam da doğru yerde, doğru zamanda G20 zirvesinde işte bunun altını çizdi ve anlıyoruz ki bugünkü yapılan zirvenin en önemli gündem maddesi evet ekonomi, fakat gıda hepimize lazım. Evet, Sayın Karakuş, sizin de bir sorunuz var galiba, onu da alalım, daha sonra detaylı bir şekilde konuyu değerlendireceğiz sizlerle. Buyurunuz. Ben Sayın Göksu çok güzel izah ettiğinden sorumu geri aldım. Ne soracaktınız? Ben sorayım mı size Sayın Karakuş? Yer değiştirmiş olmayalım yine de. En son ben söyleyeceklerinizle ilgili soracaktım. Ben çok merak ettiğim bir başlık var.
Sayın Karakuş, benim bugün çıkaramadığım ve anlayamadığım bir olay var. Madem öyle siz cevaplayın, Fulya'dan da birazcık aslında karşılıklı da şöyle konuşayım da. Dünyanın en zengin, yani gayri safi hasılası en yüksek ülkelerden biriyiz. İlk beşte. Fakat görüyoruz ki ekonomik dağılım hiç öyle değil. Teknoloji harika deniliyor. Sizin de işte nükleeri olan bir ülkeden, süper bir güç ülkeden bahsediyoruz. Bugün burada bulunduğumuz ülkeden. Ama hala daha birçok eksiklik var ve giderememişler. Bunun sebebi ne? Şimdi tabii ki nüfus yoğunluğu biliyorsunuz. Hem Hindistan'ın hem de Çin'in nüfus yoğunluğu nedeniyle malumunuz 2050'de küresel ısınmayı önleyici her türlü tedbirin alınacağı ve 4 trilyon yatırılacağı söz konusu var ya dolar olarak. Şimdi burada her iki ülke Çin ve Hindistan nüfuslarının yoğunluğu nedeniyle yenilenebilir enerjiye geçemiyorlar. Yani o kadar çok nüfus var ki yani Türkiye mesela yenilenebilir enerjiye geçebiliyor. Yani güneşten, rüzgardan, efendim denizin dalgasından geçebiliyor. Ama bu ilk ülke geçemediği için dünyada büyük bir değişim var. O yüzden Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri Çin ve Hindistan'a yaklaştılar. Diyorlar ki biz hiç olmazsa 30 yıl daha, 40 yıl daha efendim bu ülkelerle daha iyi ilişkiler içerisinde bulunalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne sırtlarını çeviremezler ama ilişkileri bozulabildiği kadar yani eski sıcaklıkta devam etmesin. Böyle bir dünya var şu anda. Yani BRICS'in oluşu işte G20'deki olayların tabii ki Rusya'nın katılmaması ve Çin'in katılmaması kadar yani evet Dışişleri Bakanları veya diğer şekilde temsilcileri başbakanlı katılmış ama bu ne olursa olsun devlet başkanlarının katılmayışı elbette ki bu G20'yi bir takım sıkıntılara sokuyor ve bunun sonucunda tabii Türkiye burada özellikle gıda krizi konusunda önemli bir güç olarak kendisini ortaya çıkarıyor. Yani keşke Soçi'de Putin de uygun karşılasaydı bu gıda krizinde bir sorun olmayacak şekilde tekrar tahıl konusunu açmış olsaydı. Tabii Türkiye'nin G20 toplantısına gelirken gücü daha fazla olacaktı. Ben onu söylemek isteyecektim. Peki. Şimdi şuradan dilerseniz devam edelim. Sayın Bakan çok kısa bir şekilde sizin de sorunuzu alayım. Sonra biraz bildirgeyle ilgili konuşacağız. Bildirgeyle ilgili. Size kolay gelsin. İzliyoruz sizi yani. Bugün de şanslıyız şu saatte. Sesiniz çok iyi. Gündüz haberlerinde gürültüyün arasında kayboluyor. Şimdi ben iki soru yönetmek istiyorum. Birincisi sonuç bildirgesinde bize yansıyan şekliyle söylüyorum. Karbon salımı dışında iklim değişikliği ile ilgili bir karar alındı mı? Evet. Karbon salımı var ama iklim değişikliği ile ilgili bir size yansıyan bir şey var mı? Bir de kripto paralar için devam kararı alınmış. 50. Bu kripto para ile ilgili olarak da medyaya, basına nasıl bir sistem, ileride bu para biriminin dünyada uluslararası dayanacağı yapı nedir? Çünkü Türkiye'de de şu arada dijital bankacılıkla ilgili yönetmelik yayınlandı. Bu noktada size yani medyaya duyurulan ya da oradaki konuşmalarda böyle bir durum var mı? Şimdi zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri Sayın Türker zaten iklim krizi ve iklim değişikliği. Az önce Sayın Karakuş'un da altını çizdiği ve belirttiği gibi gelişme liderlerinin ekonomiyi konuşmanın yanı sıra sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir enerjiyle birlikte iklim krizi ve tüm sadece bazı ülkelerin bu anlamda sürdürülebilir enerjiye katkılarını sağlamamaları bu konuda G20 ülkeleri ve tüm dünyadaki ülkelerin eşit dağılımda olması. Yani şimdi Almanya iklim kriziyle mücadele edecek, sürdürülebilir enerjiyle mücadele edecek ama Afrika kıtası edemezse yine dünya kirlenecek, yine biz aynı atmosferi soluyacağız ve yine aynı krizi yaşayacağız. Dolayısıyla
G20 zirvesinde evet iklim de önemli başlıklardan biriydi. Sürdürülebilir enerji de işte bu anlamda uluslararası birçok firmayla ve birçok şirkette de görüşmeler oldu. Evet,